3 saat olmuş, içmeye suları yok. Hava kararacak ama bir tane ışık yok. Şu anda devlet demir yollarının taşımış olduğu risk 100 kat yüksek. Anne babamı buldum dedi ama ondan sonra gözlerim içine bak anne dedi, babamı buldum dedi. Hadi çıkar oğlum. Benim kızım gitti gelmiş, ben biliyorum. Ne traktöre ihtiyaç var, ne tanka ihtiyaç var. Sadece insanları kurtarmaya ihtiyaç vardı. İsmim Hacer Cesur, eşim Özcan Cesur'u 8 Temmuz tren faciasında kaybettim. Biz o günü Muratlı'dan bindik trene. Akraba ziyaretine diye gitmiştik Muratlı'ya. O günü Muratlı'dan trene bindik saat 5'te. Trene güvendiğimiz için bindik. Devlet Demiryolu'nun güvenilir aracı diye bindik. 3. vagonun kapısının ağzında ayakta durabilmeye yer bulabildik kendimize. Olay anına menfeze geldiğimiz anda bir fren yaptı. Fren yaptığını hissettim. Çok hızlı bir fren yaptı ve bizi çok zıplattı. Yerden yukarı doğru böyle bir zıplama anı oldu. O zıplama anında biz eşimle göz göze geldik. Ne oluyor bize dedik, diyebildik yani. Ondan sonra ne olduğunu fazla hatırlayamıyorum. Bir patlama sesleri duydum ben. Trenin içinde pat pat böyle bir patlama sesleri vardı. O esnada trenin içinde toz duman oldu her yer. Bembeyaz bir toz duman. Ondan sonrasını pek hatırlayamıyorum. Çünkü ben nereden çıktığımı hiç bilmiyorum. Namık Kemal Hastanesi'ne götürdüler Tekirdağ'a beni. Beni orada eşimin saat gece 2'de haberini aldım. Oğlum geldi söyledi. Anne babamı buldum dedi. Ama ondan sonra gözlerim içine bak anne dedi. Babamı buldum dedi. Ben Edirne Uzunköprü'den Ekrem Tuna. Eşimle beraber o tekli vagonlarda karşı karşıya oturuyorduk. Yaklaştık Sarılar mevkiinde bir gümbürtü koptu. Ekrem ne oluyoruz? Ekrem ölüyüz. Eşim bana söyledi ve uçtu gitti. Tabii vagon yatmış yan. Ben tuvaletin üstünde buldum kendimi. Ben dışarı ayıldığımda, dışarı çıktığımda bir baktım bir kişi daha yatıyor ileride. O kere o da bayılmış. Onu ayılttım. Biraz uğraştım onunla. Onu ikimiz de beraber ben kızlarımı kaybettim dedi. Dedim ben de eşimi kaybettim. Muratlı'dan çıktık zaten. Anlamadık yani. O olay yerini menfezde tam bir zıplama oldu. Ondan sonra raydan çıktık zannedersem. Camlar falan titremeye başladı o sırada. Bir kere daha zıplama oldu. Daha da şiddetlendi sarsıntı. Ben o anda kafamı vurdum. Bayılmışım zaten. Ekrem amca beni kendime getirdi. İşte çocuklara baktım yoktular. Dışarıya çıktım. Onları aradım bulamadım. Başladık. Çocuklarını arıyor kadınlar. Ben de eşimi arıyorum derken biz yine vagonun içine girdik ve eşimi görünmek suretiyle ben melek 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 deyinceye kadar ölmüş. Ölmüş ne yapayım? Başladım ben çocuklarımı arama. Gelin hani kaza yaptık ben kurtuldum ama anneniz öldü diye. Trene Muratlı'dan bindim. Çerkezköy'de çalışıyorum. Annemle birlikte bindik trene. Annem benim evime geliyordu. İkinci vagona bindik. Yer yoktu. İkimiz de ayaktaydık. İkinci vagonda. Ben havaya zıpladım ve kendimi kaybettim. Nerede olduğumu anlayamadım. Annem bana tutun demiş ama ben duymadım bile annemi. Kendime geldiğimde kazadan sonra 8-9 saniye sonra 2 ile 3'ün tam ek yerinden çıktım. Kimse yoktu. Yerde yatık pozisyonda buldum kendimi. Kazada yaralandım. Belim kırıldı. Boynum çatladı. 4 tane kaburgam kırık. Akciğerlerim söndü. Sol kolumda, bacağımda derin kesikler oluştu. Bu kesikleri ben görmedim, sadece kolumdaki kesiği gördüm. Kafamdaki yarığı görmedim. Belimin kırıklığını, boynumun kırıklığını hissetmedim. Yerde yarı uzanık pozisyonda kendime geldim.
İlk başta idrak edemedim olayı. Yalnız kaza olduğunu anladım. Bağırışlar, çığırışlar çoktu. Annemi hemen düşündüm. Şöyle kendimi kaldırdım vagonun içine doğru bakmak için. Annemi bulamadım. Bağırdım anne diye. Öldü sandım annemi. Zeminin topraktı. Kaza sırasında zemin sıyırmış. Vagonun kapılarını falan sökmüş. Tuvalette biri kalmış. Kaza anında tuvaletteymiş. Onun yardım çığlıklarını duydum. Durum bayağı kötüydü. Yardım istiyordu. Yalvarıyordu adeta. Son çaresi bendi. Onu kurtarmaya çalıştım. Sadece kolumun kesiğini gördüğüm için şöyle bir hareket ettirdim. Hareketimde bir şey olmadığını gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Kapının önü bayağı çamur toplamıştı. Çamurları temizledim. Kapıyı açmaya çalıştım. Vagon takla attığı için kapı sıkışmış. Açamadım. Vagonda kalan kişi, WC'de kalan kişi çok yalvardı. Havasız kalmaya başladım o arada. Vagon içinden çığlıklar yükseliyordu. Toprağa kazarken anne diye bağırıyordum. Annem belki sesimi duyar diye. Belki duyulur. Çıkaramadım. Baştan tren kazası olduğunu, çok sayıda yaralı ve ölü olduğu ihbarı geldi. Saat 5'i 20 geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Biz çıkmaya hazırlanırken ikinci telefonda yük treni olduğu ihbarı geldi. Bu ikinci ihbar bizi bir 5 dakika rotar yapmamıza sebep oldu. Sonra üçüncü telefonda da dendi ki yük treniymiş, gerçekten yolcu treniymiş, çok sayıda ölü ve yaralı var, vagonun altında sıkışanlar var vesaire gibi. Biz apar topar 112'de çalışan başka bir kardeşimle birlikte, diğer çalışma arkadaşımla 3 kişi olarak aracımızla olan yerine seyir haline geçtik. Enişte benim şarjım bitmek üzere, şarjım yok. Söyle ismini söyle, tamam ver. Bir helikopter geldi. Helikopterden önce köylüler traktörlerinle 45 dakika veya yarım saat sonra köylüler traktörlerinle, kepçelerinle büyük dozerlerle geldiler trenin kaza yapılan yere, onlara başladılar cenaze taşıma, yaralı taşıma. Eşimi aradım. Yani yardımdan önce Çerkezköy'den eşim geldi. Yani hiçbir şekilde o ana kadar yardım yoktu. Sonra sağ olsun Sarılar Köyü'nden oradaki halk geldiler. Kahve önünde oturduk, çay içiyorduk falan. Bir telefon geldi bana. Dedi ki ya bizim trenimiz kaza yaptı. Bir delikanlı aradı beni. Ben o delikanlıyla Çorlu'da tanışmışım. Bankacıymış, o benim numaramı almış tesadüf. Sen lazım olursun bize diye benim numarayı almış. Abi dedi bizim trenimiz kaza yaptı. Çok kötü burası, ana baba günü. Nerede falan işte, kalk bakın bakalım etrafında ne var, biz hangi tarafa gideceğiz, nasıl gideceğiz bir öğrenelim dedik. Şimdi o bize tarif edince biz yolun kazanın olduğu bölgeye doğru, hemen burada Tolga diye bir kardeşimiz var, onunla beraber bindik traktöre, çıktık gittik. Gittik hakikaten orada insanlar, kurtulanlar yayan köye doğru geliyorlar falan. Yani biz yerine, olay yerine vardığımızda hani lafla kelimeyle anlatılacak şey değil. Mahşer yeri denen bir şey var yani. Hakikaten herkes can pazarı, kolu kopmuş insan bağırıyor orada, ben diyor torunum orada, kendini düşünmüyor, bak işte ölüler var falan. O arada da köye diye telefon ettim ben. Bir iki kişiye sonradan aklıma geldi. Ya hoparlörden bir bağırttırın. Herkes gelsin buraya. Muhtar oradan telefon etmiş. Tren kaza yapmış diye. Biz de buradan, henüz daha halk bilmiyordu. Ben buradan eve gittim. Mustafa benim komşumdur. Dedim ya böyle böyle
tren kazası olmuş, muhtar telefon etmiş. Traktörü aldık, gittik. Şimdi Bataçık'a çok kötüydü ama traktörler çift çeker olduğu için biz araziyi de iyi bildiğimiz için nereden gideceğimize tecrübeliyiz mesela, gittik. Ben orada şok oldum zaten, işte Mustafa orada. Tabii bir panik vardı. Yardım etmeye çalıştık. Taşımaya yardım ettik. Sağlıkçılara yardım etmeye çalıştık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık orada. Elimizden ne gelirse artık. Çünkü bizim sağlık bilgimiz kısıtlı. Bazılarına müdahale edemiyorsun. Mesela kolu kopmuş bir kadın vardı bizim oraya gittiğimizde. En fazla ne yaptık? Oradan bir tanesinin tişörtünü yırtıp kolunu bağladık. Sonra o kadın kurtulmuş. Bir akşam da televizyonda şey yaparken bize buraya teşekkür şeyi gönderdi. Selamı gönderdi. Bir yaşıyor diyerekten. Biz de daha mutlu olduk. Bir can bir candır değil mi? Saat emin değilim ama 7.30 falan oldu artık. Kazadan sonra yani 2 hatta 8'e geliyordu belki de. 2.5 saatte geçmiştir. İlk helikopteri gördük havada. Helikopter sesini duyunca baktık. 112 ve akabinde de bir tane askeri helikopter Sikorsky geldi. Ama olaydan 2.5 saat sonra geldi. 19.45 hemen hemen büyük bir ihtimal herhalde 8'i 20 geçiyor falan olay yerine inmişimdir. Yani oraya ulaşmak bile çok zordu. Kazadan 3 saat sonra Sayın Valimiz, Alay Komutanımız ve yanında eski milletvekilimiz Metin Akgün'le birlikte olay yerine geldiler. Olay yerine vardığımızda da zaten orası işler acısıydı. Gerçekten düşünün yani ben olay yerine 3 saat sonra gitmişim ve daha öncesi düşünmek istemiyorum. Benim gittiğimde bile bir kargaşaydı. Herkes bir can şeyinde, insanlar kendi yakınlarını bulmak derdinde, bir yandan işte itfaiye, AFAD ekibi, işte sağlık görevlileri, polis, yani herkes bir şeylerin çabasındaydı. O sıra helikopterlerin biri iniyor, biri kalkıyordu. Yani askeri bir helikopter vardı benim gördüğüm ve bir tane de Sağlık Bakanlığı'nın helikopteri vardı. Biri iniyor, biri kalkıyordu. Yani benim gittiğimde daha doğrusu fazla yaralı yoktu. Artık bu saatten sonra vefat edenleri kaldırıyorlar diyelim daha doğrusu. Askeri helikopterle bir tabur asker geldi. Özel tim geldi. Özel tim geldikten sonra yayın yastığı var dediler. Ve ondan sonra özel tim de hiçbir şekilde vatandaşların vagonlara yaklaşmasına izin vermedi. Sadece AFAD, itfaiye ve sağlık, yani o saatten sonra her şey kesildi. Çok eksiklik vardı. Yani burada gerçekten biz Tekirdağ olarak belki sınıfta kaldık. Ben İstanbul'dan saat 5.30'da öğrendiğimde televizyonda altyazıyla 5.30'da çıktığında zaten ben de 7.30, yani 7 ile 7.30 arasında olay yerindeydim. Ben İstanbul'dan çıkıp gittiğim halde nasıl oluyor ki Çorlu'da ya da başka yerde helikopterlerle, ambulanslarla olay yerine yardım bu kadar geç gidebildi? Türkiye'de yaşıyoruz. Çok çağımız gelişti diye, çok zenginiz diye övünüyoruz. Bir vagonu kaldırmak için 11 saat mi geçmesi gerekiyor? Yani belki de o çocukların ikinci defa yaşamaklarını elinden aldılar. Yani baştan diyorum ya, A'dan Z'ye ihmaller. Sonrası vagonlar 11 saat sonra kaldırıldı. Vagonlar kaldırması için hiç gönderecek. İlk önce bir vagon dolusu moloz geldi, getirilmiş. Bilirkişi raporundan sonra biliyorsunuz 4 kişinin ifadesi alındı ve alınan ifadelerde olay yerine gece vakti bir vagon dolusu taş gönderildiği çıktı ortaya. Gece yarısı bir vagon dolusu taş göndermek yerine olay yerine giremeyen ambulanslar varken aynı vagonlarla aynı hat üzerinde neden yardım taşınmadı? Bu savcılık soruşturma tutanağında mevcut. Ve bu
Özkan Polat diyor ki kendisine işçileri toplayıp kendisinden emir beklemesi gerektiğini söylüyor. Bu emir üzerine Celalettin Çubuk işçileri topluyor ve Özkan Polat'tan haber bekliyor. Özkan Polat saat gece 12'ye doğru kendisini arıyor ve bir vagon dolusu taşla olay yerine ve işçilerle birlikte olay yerine gelmesini söylüyor. Bunun saat kaç civarı olduğunu söylüyor mu? Saat 1.30 civarında olay yerine varıyorlar vagonla ve işçilerle birlikte. Fakat taşları indiremiyorlar. İfadesinde böyle bir şey var. Muhtemelen oradaki kalabalık, muhalefetten de insanlar gelmiş. Orası o anda dolu ve taşları indiremiyorlar. Bu aslında daha kurtarma çalışmaları saat 6'ya kadar devam ediyor. İnsanlar hala trenlerin altındalar. Bir şekilde canlı ya da cansız bedenler. Ve orada bir yandan da menfezin altını doldurmak için taşlar oraya geliyor. Bu delil karartma çok ciddi bir şekilde. Hatalar, imaller tabii onlar ayrı bir şey. Ama kurtarma çalışması da ayrı bir muamma. Yani kurtarma kısmı da bence rezillik. Becerikli yöneticiler işin başında olmadı. Beceremediler herhalde. Düşünemediler. Bir şeyler oldu yani. Ne traktöre ihtiyaç vardı, ne tanka ihtiyaç vardı. Sadece insanları kurtarmaya ihtiyaç vardı. Aşırı yağış sonucunda menfezde dengeyi sağlayan dolgunun erozyona uğradığını, bu durumun kazayı beraberinde getirdiğini söyledi. Küresel ısınma kaynaklı mevsim değişikliklerinden dolayı işte çok sıcak havalar, çok yağışlı havalar, çok soğuk havaların etkisiyle ani yağışlar, sağanak yağışlar ortaya çıkabiliyor. İlk görüntüleri gördüğünüz zaman televizyonlarda, görsel medyada sanki orada bir taşkın oluşmuş, yani bir sel oluşmuş, taşkın oluşmuş. Ve o taşkın menfezin üzerinden aşarak dayların altındaki alanı sürdürmüş gibi bir izlenim vardı. Dolayısıyla bu tip bir olayın olabilmesi için de bölgede hakikaten ciddi bir yağış olması gerekiyor. Yani tahminlerin ötesinde bir şeyin olması gerekiyor. Biz ilk bakışta bizim de aklımıza öyle bir şey geldi ama sonradan yağış istasyonlarının kayıtlarına baktığımız zaman aslında bölgede anormal bir durum olmadığı, yani oluşan yağışların böyle bir olaya sebebiyet vermesinin çok mümkün olmadığını diyorum. Yani çok aşırı yağmur yağdı da işte menfez şöyle doldu, taştı, tel oldu, demir yolların altı, rayların altını süpür gibi bir olay yok. Oradaki o menfezle raylar arasındaki dolgu maddeleriyle ilgili bir sıkıntı var. Sorun şey değil, yağış yağabilir. Çok yüksek yağış yağabilir. Ama eğer o balast malzemelerin düzgün olsaydı su gelirdi. Ya çok yoğun bir şey var. Hatta o internette bir hemen şeyden sonra internete düşmüştü. Bir simülasyon. Yani bir demiryolu simülasyonu. Yağmur yağıyor. Çok yoğun bir yağmur. Geliyor. Tren raylarının üzerinden rahatlıkla geçiyor. Çünkü altında iyi balast malzemesi var. Drene ediyor suyu. Şeyler, raylarda hiçbir problem olmadan şey geçiyor. Su oradan drene olup gidiyor. Burada da böyle olması lazım. Menfez tıkanabilir. Yani o bir ön şeydir. Dediğim gibi çok yoğun bir yağış yağar. Öngöremediğiniz, siz bir 50 yıllık, 60 yıllık meteorolojik verilere göre menfezleri projelendirirsiniz ama onun üzerinde yağış yağar mı? Yağar. Yani doğa hali olabilir. Ama menfezin üzerinden açsa da su, o balast dediğimiz ara malzemenin arasında geçip gitmesi gerekiyordu. Şimdi onu alıp götürdüğüne göre bir balast malzemesi ya kalitesizdi ya da balastın yerine orada çok daha kötü kil dediğimiz bir malzeme kullanılmıştı ki yani şeyin altının boşalmasının yani tren raylarının altının balast malzemesi kolay kolay boşalmaz. Sanırım boşalmasının nedeni orada çok daha kalitesiz bir malzeme kullanılmış ki gelen su dren olmak yerine oradaki malzemeyi alıp götürmüş, eritmiş. Yani burada temel sorun dediğim gibi mühendisliğin ana şeyi kontroldür. Denetimdir ve kontroldür. Bir proje yaparsınız. Bunun doğruluğu, yanlışlığı ancak zaman içerisinde uygulamayla olur. Baraj da yapsanız o barajın sürekli bir kontrolü vardır.
Karayolları, sürekli karayolları biliyorsunuz yollarda şey yapıyor. Yani sadece bir yolu yapmak, hadi yaptım bitti değil, olmuyor. Onun mutlak surette, ki onun şeyleri de bellidir mühendislik olarak, hani hangi aralıklarla yapılması gerektiği her şey belli. Yoksa tren yolu yaptım, tamam güzel yaptık, ne güzel, hızlı tren de yaptık ama ne güzel. Peki o lat yapısını oluşturarak mı yaptık? Hayır. Türkiye saatiyle saat 2 civarında yağış başlıyor. Ve 2 ile 3 arasında 1 saat süresinde de 30.4 milimetre yağış düşüyor. 1 saatte. Saat 3 ile 3'ün 26 geçe arasında da 2 milimetre. Yani yağış artık az düşüyor. 2 milimetre de o 26 dakikalık zamanda oluşuyor. Tekrar toparlamak gerekirse saat 2'de başlayan yağış 3'ü 26 geçe son buluyor. Meteoroloji istasyonu datalarına göre, yani gözlemlerine göre, kayıtlarına göre. Uyarılacak düzeyde bir yağış zaten olmadığı için, yani olmadığı için bu şey uyarılmadı. Yani devletlerin olan herhangi bir özel bir uyarı yapma ihtiyacı zaten duyulmadı. Onun dışında kazadan sonra öyle bir durum oluştu. Kazadan sonra bu devlet demir yolları bu sistemin bir parçası olması noktasında çalışmalar yapıldı. Devlet demir yolları için de bundan sonra böyle bir sistem oluşturulacak. Çünkü Meteoroloji Genel Müdürlüğü hizmet sunan bir birim ama, bir devlet kuruluşu ama karşı taraftan da taleplerin gelmesi lazım. Şimdi burada kaza sinyalizasyon sistemi olmadığı için olmadı. Sizin sinyalizasyon sisteminizin çok daha gelişmiş olması ki sorunuza cevap olarak bu kaza faktörünü ortadan kaldırmaz. Düşürür ama eninde sonunda en gelişmiş sistemler bile kullanılmaz sistemleriyle, yönergelerle, yönetmeliklerle ve o yönetmeliklere uyan ve o sistemleri kullanan insanların yaptığı hatalar ya da hassasiyet de vardır. Onun için burada sinyalizasyon sistemi var mı? Evet var. Ama bu sistem yeterli mi ve kazaları önlemek için gerekli olan bir takım ekipman bunlar mıdır? Bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi sinyalizasyon sistemi her şeyden önce hem kazayı önlemek açısından, çünkü mevcut durumu merkezden kontrolünüzü getiren bir hadisedir, şarttır. Bir de can güvenliği açısından önemli. Şimdi burada biz şöyle ölçeriz mühendislik olarak. Can güvenliği dediğimiz zaman bu yaralı ölümlü kazalarda, ki bu yalnız burada değil, yangın algılama sistemlerini düşünün, diğer sistemleri düşünün, can güvenliği söz konusu olduğunda kaza riskini mühendislik olarak milyonda bire düşürmeniz lazım. Şimdi burada şunu görüyoruz. Devlet demiryollarındaki kaza oranı 10.000'de bire geldi. Şimdi bu durumda bırakın her şeyi. Çıplak bir gözle, yani işin içerisine detaylı girmeden, tek tek olaya bakmadan şunu görebiliriz ki şu anda devlet demir yollarının taşımış olduğu risk 100 kat yüksek. Demir yolları bir kamu kuruluşudur. Yani kar etmemesi gereken. Önce kamu mantığıyla işletilen. Ha, tabii para da kazanacak ama önce kamu yararıyla. 2013 yılında bu statü değişti. Nasıl oldu? Demir yollarının yeniden yapılandırılması adı altında. Biz buna her ne kadar siyasiler kabul etmese de biz buna özelleştirme diyoruz. 2013 yılının 1 Mayıs ayında bir yasa çıktı. Bu yasayla birlikte demir yolları statüsü değişti. Kamu iktisadi teşebbüsü oldu. Dolayısıyla yani her şeye önce gelir getiren, kar gözüyle bakan bir kurum haline getirildi. Ve demir yolları bununla birlikte özel sektörün demir yolu işletmeciliği açıldı. Birincisi personel sayısı azaltıldı.
Yani demir yollarında önce emniyet diye bizim, ben demir yolunun okulunda okudum. O zamandan beri, okuldan beri bize öğretilir de önce emniyet, önce emniyet. Hakikaten de öyle, çok doğru. Bu söz yani yılların deneyiminden sonra kullanılmış bir sözdür. Önce emniyet, şimdi özel sektöre geçtiğinde önce kar diyor özel sektör. Özel sektörün doğası gereği. Adam kar edecek, oraya yatırım yapmış. Ne yapıyor bunu? Personelinden kısıyor. İşte yapılması gereken teknik bakımlardan kısıyor. Bunu işte aklınıza gelebilecek her şeyle, yani özel sektör nasıl maliyetler düşürür, ona bakıyor adam. Yani emniyeti bir kenara bırakıyor. Yol bekçisi dediğimiz arkadaşlarımız vardı bizim. Çıkarlardı günde 8 saat belli bir bölgesi, işte 15 kilometre gider, 15 kilometre geri gelirlerdi. Yol kontrolü yapılırdı. Bu arkadaşlarımız kaldırdı. Bu arkadaşlarımız işte geçmişteki sayısını ben tam olarak bilmiyorum ama yani 100-150'nin üzerinde olan bir sayı bugün 5'e indirilmiş bir durumda. O 5 kişi de yol bekçisi değil, yol tamiri için alınan işçi arkadaşlarımızdan birkaç tanesinin bu hizmet için. Yani tam olarak o konuyla ilgili teknik bilgisi, idari bilgisi olmayan arkadaşlarımız gidiyorlardı. İşte böyle yol kontrolü. O arkadaşlarımız kaldırıldı. Bütün mıntıkalar bölünmüştür. 10 ile 20 kilometre arasında her mıntıkada bekçi, yol bekçisi sabah çıkar yaya turnesi yapar. Ve bu bekçiler de genelde o yörede oturan insanlardan alınır. Bizim buradan şu arkadaşın babası Devlet Demiryolu'ndan emekli. Balabanlı istasyonu, yanlış olmaz, bizim istasyondan mı? O Kazamalı'nın az daha ilerisine kadar orada nöbetçi kulübası var. Oraya kadar kontrol eder gider. Oradan ötesinde Çorlu'dan gelen bir tane kontrol şefi demeyeceğim de eleman. Kontrol eder, yolda menfez der mi? Efendim, çuvata mı gevşek? Demiryolu'nun nelerine gevşek? Anahtarı elinde, torbası satında gezerlerdi. Onlar şimdi kalkmış zannedersem. Yani örneğin o olayın olduğu köyden bir bekçi oraya alınırdı. Bekçi pazar günde orada olacağı için kendi mıntıkasını direkt ona zaten sorup duruyor. Yönetmelik diyor ki yol bekçisi her hal ve koşulda mıntıkasını sürekli kontrol eder diyor. Bak, bu bekçiye verilmiş bir görev doğrudan. Bekçi bunu yapacak. Bekçiyi kaldırdılar. Bekçi yok yani. Bekçinin kaldırılması politik bir karardır. Bu politik karar veren tecride yönetimidir. Şimdi burada bakın, yol bakım müdürlüğü kusurlu gözüküyor. İşletme şefliği kusurlu gözüküyor. Ama ilginç bir şey var, bunların hiçbiri mühendis değil. Şimdi mühendislik hizmeti mühendislere yaptırılmıyor. Ondan sonra da mühendislik hizmetinden dolayı bir kaza yaşıyoruz. Burada kusur kimde? Diğer oradaki arkadaşların bu alt yapıdaki toprak zemini kontrol etme ya da hemzemin geçtiği o menfezdeki o sanatsal yapıyı şey anlamında, teknolojik anlamında düzeltmeye yeterli yetki ve donanımları yok. Yol bakım şefi bir teknik sanat okulu mezunu. Şimdi bu arkadaşımızı sorumlu tutmak ne derece doğru? Çünkü ona yapamayacağı bir görev yüklüyorsunuz. Oraya mühendis koymanız gerekirken mühendisi koymuyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki bu adam kusurlu. Yok, böyle bir şey olmaz. Kusurlu burada orada mühendis kadrosunu açmayandır. Devlet Demiryolları'nda çalışan meteoroloji mühendisi var mı sorusuna gelince, aslında burada meteoroloji mühendisinin olup olmamasından ziyade Devlet Demiryolları'nın böyle bir sisteme ihtiyacı olup olmadığının ortaya koyulmasından yani. Devlet Demiryolları'nın gördüğüm kadarıyla böyle bir ünite kurmaya ihtiyacı var. Bazen almış olduğumuz bilgiyi yorumlama ihtiyacımız olabilir. Yani evet, size bir uyarı geliyor da bu uyarının sizin iş sahanıza nasıl tercüme edileceği, bunu sizin nasıl yorumlamanız gerektiği noktasında bir meteoroloji ekibinizin olması gerekiyor. Devlet Demiryolları da sanıyorum bu ihtiyacı hissetmiş olmalı ki duyduğumuz kadarıyla
meteoroloji mühendisi bundan sonra istihdam edecek ama böyle bir bilim kurmak kaydıyla. Yoksa ben meteoroloji mühendisi çalıştırırım deyip kağıt üzerinde meteoroloji mühendisi olur ama farklı işler yaparsa inanın birbirimizi kandırır. Denetim yoksunluğu var. Çok net ki bu mühendislik işidir. İki, bakım yoksunluğu var. Bu mühendislik işidir. Üç, tuhaf bir hadise var. Şimdi arkadaşlar benden şeyi istedi hep. Hangi müteahhit yapmış da işte hatayı yapmış, şu olmuş, bu olmuş. Çünkü biz artık hep buna alıştık. Yani bir müteahhit olacak, müteahhit paraları götürecek, sonunda da bu işi yapmayacak. Hayır arkadaşlar, burada müteahhit yok. Keşke olsaydı, çünkü iş ihaleye çıkması gerekiyordu. Balans tutucular sistemi için ihale alınması kararı yapılmasına rağmen yapılan son ihalelerin hiçbirinde Devlet Demiryolları bunu şeye almamış, gündeme almamış. Ve bu hatta baktığımız zaman kendileri yapıp kendileri oynamışlar. Yani hem şimdi bakın, mühendislikte temel kural şudur. Eğer siz bir işi yapıyorsanız bunu başka biri denetler. Ama şimdi devlet de öyle bir yere geldi ki iş hem kendi yapıyor hem kendi denetliyor. Şimdi bunun sonucunda da kaza zaten kaçınılmaz hale geliyor. Bu kazanın nedeni tek kişiler değil. Bu kazanın nedeni şu anda uygulanan sistemdir. Kafalarımızı değiştirmemiz lazım. Çok daha önemli bir nokta, demir yollarında son 15 yıldan beri, bunu çok açıkça söylüyorum, 15 yıldan beri demir yollarında bir liyakat sisteminden vazgeçildi. Bu çok tehlikeli. Yani demir yollarında ki iş yapan kişiler, demir yollarında iş yapan kişilerin, özellikle birim amirlerinin kendi bunu yaptıkları işe şey olmaları lazım. Bu konuda liyakatlı olmaları gerekir. Bu arkadaşların bu konudaki teknik bilgilerinin de olması lazım. Mazgal daha önceden temizlenebilir miydi? İşte yatırım yapılarak uzaktan kontrolle bu kazanın önüne geçilebilir miydi? Ya buralara gitmeyin. Mühendisin yapacağı işi mühendise yaptırın. Bu işlerin çoğu çözülür. Çünkü o mühendis size zaten şunu söyleyecektir. Bakın buradaki sinyalizasyon sistemini yenilememiz lazım. Ama siz oraya böyle birini koymuyorsanız, oraya koyduğunuz kişinin bundan haberi yoksa kim sizi uyaracak? Ya bizim bu olaya bakış açımız, bu olayın işte işte yol bakım onarım şefi şunu yapmadı, işte bilmem makinist bunu yapmadı, ondan olduğu şeklinde değil. Biz olaya öyle yaklaşmadık. Bunlar sadece sonuçlar. Eğer olaya biz böyle bakarsak bu sadece bu olaydaki sonuçları görmüş oluruz. Bir sonraki olayı bekleriz ne zaman olacak diye. Biz olaya bunun bir öncelikle bu ülkemizdeki yanlış ulaşım politikaları sonucu o hattın 130 yıldan beri üst yapısını değiştirmedi. Demir yollarının işte bu 2013 yılından çıkan yasayla birlikte özel sektöre açılması, demir yollarında bir zihniyet değişikliğinin olması, demir yollarını kar getiren bir kurum haline görülmesi şeklinde görüyoruz. Bu da bugünkü sorun değil yani. Bu gelmiş ama şu anda tabii 25 tane insanımız öldü. 25 tane insanımız öldü. Yani çocuğunu kaybeden bir annenin her gün feryatlarını biz duyuyoruz. Olmasa da olur, 9 kişi ölür. Yol bekçisi olmasa da olur, 25 kişi ölür. Benim evladım sonuna kadar gidiyordu. Her neye hedef koyduysa ve hiçbir şekilde haksızlıkları da susmuyordu. Ben onu vasiyet gibi kabul ediyorum. Sonuna kadar ben de onun hakkını arayacağım. Benim kızım gitti gelmeyecek, ben biliyorum. Ama bunlar, bu kişiler cezasını bulmak zorunda. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Kesinlikle. Yani kimler varsa bu işin altında çıkacaklar. Sonuna kadar gideceğiz biz. Diğerlerinden daha fazla, çünkü şu anda sizin çekmiş olduğunuz görüntülerdeki menfezler bizim incelediğimiz menfezlerden daha kötü.